Yeni Kapı'dan Trabzon günlerinden selamlar, saygılar hepinize gönderiyorum. Tabii buraya çok değerli isimler geliyor. Onlardan bir tanesi de emniyet mensubu kardeşim Ramazan. Verep. Evet, Ramazan nasılsın kardeşim? İyiyim, sizi sormalı. Yani Ramazan'la karşılaştık ama Ramazan onu şimdi hatırlar. Ramazan'ım kusura bakma, yoğunluktan biraz fark edemiyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, elhamdülillah, sizi sormalı. Önce bu siz formayla nasılsınız? Da geldim böyle. Evet, bugün de bugün, inşallah bugün, maçı alırız. Bugün Trabzon-Fener maçımız var. İnşallah Trabzon'umuz galip gelir. Bizi mutlu eder bu güzel günde. Ayrıca bu güzel günde Sayın Trabzon Federasyonu Başkanım Sayın İsmail Şatıroğlu'na bu güzel organizeyi sağladığı için teşekkür ediyorum. Biz burada ne güzel Trabzon'dan gelmiş gurbetçili olarak burada Trabzon'dan görmediğimiz abilerimiz, başkanlarımızı burada bir arada görmekten mutluluk duyuyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bütün emniyet mensubu kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Sevgili Ramazan da her zaman hemşerilerine hizmet eden, sadece hemşerilerine değil tabii ki tüm halka ama hemşerilerine de her zaman yanında olan çok değerli bir kardeşimiz. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür Demek ediyorum. Kolay gelsin. Azmi Turan'ı nasıl bilirsin? Azmi Başkanım, ben ilk defa burada yüz yüze görüştük. Normalde sosyal medyadan takip ediyoruz ama Azmi Başkanım gördüğüm kadarıyla Trabzon hemşericilik dediğin zaman İlk önde gelen başkanlarımızdandır. Ben burada onunla yüz yüze görüşmek bana nasip oldu. Çok başka bir adam. Çok başka adam. Evet, gerçekten dolaşmadı. Hemşericilik deyince milliyetçilik. Evet. Hemşeri milliyetçiliği deyince evet ilk başta Azmi Başkan, Azmi Turan Başkanım söyleyebilirim. Peki Azmim sen neler ifade etmek istersin? Üçüncü günde. Çok güzel geçiyor Murat Bey. Çok da kalabalık dışarısı. Gerçekten hemşehrilerimizle bir arada. Bugün yoğunluk var. Çok bayağı bir yoğunluk var. İşte akrabalarımız geldi. Çok mutluyuz yani. Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan kardeşime de emniyet teşkilatına da ayrıca selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Peki bu iki yiğit adama teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim devam ediyoruz. Tabii burada gelen misafirleri sizlere tanıtmaya da devam ediyoruz. Sevgili Azmin burada herhalde senin misafirler var. Evet, kuzenlerim var. Yeğenimiz aynı zamanda bu yılda Sapa Tıp Fakültesini kazandı. Öyle mi? O zaman bu inşallah. Tabii böyle doktorlar bize lazım olacak. Ahmet Bey bu tarafı iyi çek. Tanıyalım seni. Esma Nur ben. Esma Nur tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Okul başladı. Başladı evet. 1,5 ay oldu. Evet. Biz de bir haftadır oraya gidip geliyorum. Abim rahatsız, şifa diliyorum. Geçmiş bütün doktorlarımıza. Orada hemşerilere hepsine Allah kolaylık versin. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Size de bu yolda başarılar diliyorum. Çok kutsal bir görev gerçekten. Yani belki insanın yapabileceği en kutsal görevi sizler yapacaksınız. Ki sizler onun zaten bilincindesiniz. Buradan genç arkadaşlara neler ifade etmek istersin? Umarım istedikleri şeyleri kazanabilirler. Yani çok çalışmaları gerekiyor cidden. Peki. Kuzenin Azmi Bey'le aranız nasıl? İyi Azmi abiyle evet. Biraz karışık bir adam yani. Yani. Yani evet bak teyidi aldım evet. Peki siz tanıyalım. Nisa Nur ben. Nisa Nur sen ne yapıyorsun? Ben daha öğrenciyim son senem. Bu üniversite sınavına gireceğim bu sene. İnşallah senin için de hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben de eşim tarafından Azmi Bey'le kuzeniz. İsmim Emine. Evet Azmi Bey'i çok severiz yani. Yani ben... Azmi abi bak bir şey söyleyeyim. Azmi kardeşim gerçekten böyle aslında her insanın olması gerektiği gibi ama yani bu kadar düzgün, bu kadar beyefendi, bu kadar iş görür bir insan onun için. Onu biz de çok seviyoruz. Siz de şanslısınız. Evet, bizim de akrabamız sayılır. Yani artık akrabayız. Eşimden zaten akrabalar. Eşimden akrabalar. Yani biz de işte yaklaşık bir 20 yıl önce tanıştık Azmi Bey'le. Azmi Bey'le biz ailesi olsun, çoluk çocuğu olsun, hepsi annesi olsun. Yani hepsi çok saygıdeğer insanlar. Evet, evet. Çok seviyoruz kendisini. Umarım hep böyle. Evet, o zaman muhabbetiniz daim olsun diyelim. Değerli kardeşim seni de bir tanıyalım. Ben de Yalçın Kılıç. Yalçın'ın nereliyiz? Nereli olan? Soralım da yayındayız da. Evet, Trabzon'un, meşhur Trabzon'umuzun meşhur Of ilçesindenim. 77 doğumluyum. İnşaat maşallah. Sektörüyle ufaktan uğraşıyoruz. Şantiyecilik yapıyoruz öyle diyeyim. Oy maşallah, oy maşallah. Hasbelkader kardeşim, kuzen oldu. Kardeşim. Hasbelkader diyor bulunan diyor kuzen olduk Ahmet abi. Yani ne yapsın yani? İyi ki dolmuşuz. Eyvallah. Gerçekten. Bu güzel gün için İsmail Bey'e,
bu organizasyonu yapan İsmail Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verenler var. Sayın Başkanımız ve yönetimi, bütün ekibi. Alt kademede o kadar insanlar var ki. Evet. Doğru, kesinlikle. Tabii İsmail Bey önder olarak gördüğümüz için şu aşamada ismiyle zikrediyoruz. Alt kademesi aynen. Bu unutulmayacak bir teşkilatımız var. Unutmadan bu arada bu akşam bir maçımız var. Hiç sorma. Yani gönlümüz inşallah maçı alacağız ama. Zaten maçı alamazsak sabaha kadar Azmi'ye dayak atacağım. Yani durum onu gösterir. Allah kolaylık versin. Evet, o işin esprisi. Şurada bir halam var. Halamın yanına bir gitmek istiyorum. Hala nasılsın? Evet. Sağ ol. Evet halam, seni bir tanıyalım. Ben eczacıyım çocuğum. Aktif olarak şu anda çalışıyorum. 51 yıllık da aktif eczacıyım. Maşallah. Nereliyiz? İstanbul. İstanbul. Bak ne güzel. Bir İstanbul hanımefendisi Trabzon günlerinde. Sağ ol. Bizlerle birlikte. Nerede eczaneniz, nerede? Ok Meydanı'nda. Ok Meydanı. Hep fazla da uzak değiliz. Eczacılığı yaptım. Aktif olarak Ok Meydanı eğitim ve araştırmadan emekli oldum. Hayır maşallah. Şimdi 20 yıldır da eczane var. Peki, başarılarınız daim olsun efendim. Efendim bizi izlemeye devam edin efendim. Biz buradayız.